Antarktika'da 3 yılda Meksika büyüklüğünde buzul kaybı yaşandı. Kıtayı çevreleyen deniz buzu 1979'dan 2014'e kadar istikrarlı bir şekilde yükseldi, sonraki 3 yıl boyunca ise düşüş gösterdi. In just 3 years, as of 2017, it reached its 40-year record low, and that was 10.7 million square kilometers. So altogether, in that period of 3 years, it lost a little over 2 million square kilometers of ice. And that's a little bit larger than the area of Mexico. NASA'nın 40 yıllık uydu gözlemlerine göre Antarktika deniz buzu seviyesi 2017'de en düşük seviyesini gördü. Bu, Arktik'ten daha da hızlı bir erime demek. Arctic case, there's a strong consensus that the loss of sea ice is related to the warming in the Arctic. In the Antarctic case, instead of having a loss of sea ice for the first 30 plus years of this 40-year record, there was overall a gain in sea ice. This was very puzzling. Amerika'nın Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre ise 2019 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Antarktika deniz buzu 2017'den de düşük seviyeye geldi. Araştırmacılar bunun bir sinyal mi yoksa gelip geçici bir durum mu olduğunu bilmiyor ve uzun dönemde küresel ısınmanın kuzeyde yer alan Arktik gibi güneydeki kuzeni Antarktika'yı da yakalayıp yakalamayacağını bilmiyor. The sun's radiation that comes down to the Earth's surface, if there's a sea ice cover that it's incident on, most of that radiation gets reflected off, goes back to space. If the sea ice is no longer there and the sun's radiation comes down at the same location, but now it's liquid water instead of sea ice that it strikes, it tends to go into the oceans, stay within the Earth's system, and heat the Earth's system up. Güneşten gelen radyasyon dünya yüzeyine çarptığında eğer yüzeyde deniz buzu varsa radyasyonun büyük bölümü uzaya geri yansıtılır. Eğer deniz buzu yerinde değilse radyasyon direkt olarak suya çarpacak, okyanusa yayılacak ve dünyayı ısıtmaya devam edecek. Since then, for the following 3 decades plus, the Antarctic sea ice was increasing in extent. So from that example, it is clear that that could happen again. So the great decreases that happened from 2014 to 2017 could be followed by increases in the coming years. So we're not sure about that. But one interesting aspect of it is these two large decreases in the Antarctic ice, one in the 1970s and the other from 2014 to 2017, nothing like that has ever been observed in the records we have for the Arctic. Antarktika deniz buzu 2018'de bir miktar yükseldi. Ama bu hala 1979'dan bu yana kaydedilen en düşük miktardı. Penguins definitely are affected by where the sea ice is. But in addition to the polar bears in the north and the penguins in the south, the sea ice cover affects birds, it affects whales, it affects seals, it affects little organisms that actually live in the ice. So the little organisms, their entire life sometimes is lived within the ice.
So those organisms clearly are affected, and it kind of goes all the way up through the food chain. Eriyen deniz buzu deniz seviyesini değiştirmiyor. Genel olarak kabul gören, iklim değişikliği kuramını reddeden bazı çevreler, Kuzey Kutbu deniz buzu kaybını inkar etmek ya da önemsiz göstermek için Antarktika'da buzulların yükselmesine atıfta bulunuyor.